sen peki emin misin bu işten Ayten abla? Yani niye emin olmayayım ki? Emin olmayacak ne var? Yani ne bileyim, Tevfik Usta'nın ipiyle kuyuya iniyorsun, o yüzden soruyorum. Ay Yasemin, sen de yani abartmayınca kazıyorum göm moduna soktun adamı be. Tövbe de be. Bir kere senin baban hala cin gibi, zehir gibi çalışıyor kafası. İyi, sen bilirsin. Ben de yardım ederim size. Ay Fidan, sen hele bir iyileş güzelim, bir sağlığına kavuş da tam anlamıyla. Şey peki, bu sizin şahane iş hayatına atılma fikrinizden Sinan abinin haberi var mı? Henüz yok biliyorsun, küsler, biri 14 biri 12 yaşında olduğu için. Ya iyi hatırlattın ha, ben bir gidip bakayım bunlar salonda ne yapıyor iki küsler. Ya, hadi git. Ayten abla çok komik. Bir şey mi titriyor? Bu kim ya? Açma açma. Dur bakayım. Alo? Zehra Hanım? Evet. Yarın sabah. Nerede? Biliyorum orayı. Tamam. Tamam, görüşürüz. Zehra aradı. Yarın sabah buluşacağız. Her şeyi anlatacağım dedi. Sahiden mi? Evet. Kendi kulaklarımla duymasam inanmazdım ha. Ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim değil mi? Ne anlatacak acaba ha? Olayı işte. Umarım anlatır dürüstçe. Allah. Ay Özlem'i bir görsen, nasıl tatlı, nasıl güzel, tombik tombik. Hülya getirecek onu zaten. Oğlum sen beni dinlemiyor musun? Hı? Özlem diyorum. Ha evet anne, Özlem. Halil de ne alem çocuk ya. İnsan bir gelip tanıştırmaz mı? Serseri bu, çocukken de böyleydi. Anne tamam ya. Yeter artık Halil, Halil. Allah rahmet eylesin. Tamam. Neyin var senin? Bir şeyim yok anne, yorgunum sadece biraz. Yorgunum. Kapıştır herhalde, baktım ben. Amirim. Ya Brutus, ne işin var lan senin burada? Amirim sizle konuşmaya geldim. Gel yemek yiyoruz. Ay yok, ben işte kokoreç gömük geldim abi. Rejim vardı, ne oldu? Rejimi bıraktım, bazı orada can sıkıcı konular oldu. Neyse. Amirim esas benim size anlatacaklarım var. Neler oldu? Ama Peri anne duymasın, planımız konuşalmış mı? Anne ben geliyorum hemen. Neler oldu neler? Müdürü paketlediler. Bugün savcı geldi, aldı götürdü. Savcı mı aldı götürdü? Aynen öyle. Bu iyi, güzel haber de. Yani savcının da haberi olmuş. Kim ihbar etti ki bu herifi? Ama amirim. Hadi canım. Yemin ederim. Ben sizi bugün öyle giderken gördüm ya, içimden bir şey parçalandı. Aferin lan Brutus. Sağ ol lan. Delikanlı çocukmuşsun. Sağ ol. Da tabii bir şey yine de kafamı karıştırmıyor değil. Buyurun. Neden bütün bunları ben kafa atmadan önce yapmadın? Şimdi ben kafayı attım gittim. E müdür de gidiyor. Acaba müdür olabilmek için ikimizin de ayağını kaydırmaya çalışmış olabilir misin? Ama amirim ya. Şaka lan şaka. Dedim ya amirim. Ya sizi öyle gördüm ya. Ya benim bu olanlara canım çok sıkıldı. Ve cesaretimi topladım. Gerekeni yaptım. Şimdi müdürü paketleniyor. Girecek hapse. Siz de mesleğe geri döneceksiniz. Kısmet seni kısmet. Bakacağız. İnşallah. İnşallah amirim. Ay ne diyeyim o zaman abi? Peren Hanım'a da selam söyleyeyim. Tamam lan. Çok mutluyum abi. Bana bir de anlatsana da şunu. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Adam anlamıyor ya. Anlamıyor işte. Ya söyle şunu Allah aşkına. 50 defa anlattık be. Ayten Hanım, ustaya söyleyin. Geçen seferki gibi başarısız olmayalım diye. Sonumuz aynı olmasın diye söyleyin. Asıl sen ona söyle Ayten'ciğim. Geçen sefer en çok gaza gelen kendisiydi. Ayten Hanım, ustaya söyleyin. Ama yeter. Yeter ama yani. Hani bana da kodikodiler geliyor ya, ben de insanım ya. Aa, aşk olsun. Şurada bir atılım içindeyiz. Bir iş kuracağız. 3 kuruş para kazanmanın derdindeyiz. Ben buraya gelmişim hevesli hevesli. Sizin şu yaptığınıza bak ya, yakışıyor mu hiç? Vallahi böyle devam edecekseniz ben ayrılıyorum ortaklıktan, yok. Tamam, tamam. Tamam Ayten Hanımcığım. Vallahi ben yani senin sırf güzel hatırın için. Yoksa bu herifin
umurumda değil yani. Al benden de o kadar. Başarılı olalım diye yani. Tamam harika. Hadi bakayım. Öpüşün de barışın. Böyle olmaz. Sinan. Hadi. Dedi kusan elini öp hadi. Aa, olmaz öyle. Şöyle ya. Aa. Ben geldim. Aa, hoş geldin. Bücürler okula bırakıldı. Asayiş Berkemal, hazır mısın sen? Hı-hı. Biz de çıkıyoruz. Ya nereye gidiyorsunuz yine ya? Bir yere değil baba ya. Kıza bir temiz hava aldıralım. Şöyle bir yeni çıktı hastaneden. İyileşsin, şifa olsun. Ha. Biz de bunu yedik yani. Sen kal abi. Şey Yasemin, heh, çok üşütmeyin, dışarıda kalmayın da daha taze yarısı enfeksiyon kapmasın. Tamam tamam, merak üşürsün, etme merak. Hiçbir şey olmaz fidanıma benim. Hadi. Yasu, ben de geleyim. Allah'a geç. Sen kal ha. Nerede kaldı bu ya? Ağzım geçti acaba ya? Ağzından yel az. Zaten çatlıyorum meraktan ne anlatacak diye. Aa geldi, Allah geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey içer misin çay? Yok, söyleyeceklerimi söyleyip gideceğim zaten. Evet, söyle. Bu Neriman Hanım seni niye susturmak istiyor? Burada anlatacaklarımızı benden duyduğunuzu kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı? Tabii ki canım. Yani bizim derdimiz ne olduğunu öğrenmek zaten. 20 yıl önceydi. Beyhan Bey, yani Rutkay Bey'in babası o zaman hayattaydı. Neriman Hanım'la çok kavga ederlerdi ama öyle böyle değil. Normal kavga değil yani. İşte bir gece yine bağırışmalar, çağrışmalar. Ben de aşağıdayım, duyuyorum tabii ki. Her zamanki kavgalar dedim. Çok da önemsemedim ne olduğunu. Bu gece tuhaf bir şey vardı. Bir anda sesler kesildi. Ben de garip bir şey olduğunu anladım. Koşarak yukarı çıktım. O gördüğüm manzarayı hayatım boyunca unuttum. Toprak gel. Hah. Hoş geldin. Evet kızlar, ne oldu? Biz bu Rutkay hakkında yeni bir bilgi daha edindik. Neymiş? Rutkay babasını öldürmüş. Ne? Sadece bununla da kalmıyor. Öldürmüş, sonra bahçedeki ağacın dibine gömmüş adam. Hadi canım. Kim diyor bunu ya? Zehra abla var. Zehra işte. Bizim konakta çalışıyordu yıllardır. Onlarla yıllardır çalıştık için şahit olmuş bu olaya. Bu denli bir manyak olabilir mi bu herif ya? İşte biz de düşündük ki hani bunun doğru olup olmadığını anlayabilmek için şey diye düşündük. Ha, bahçe kazdıracaksınız bana. Polissin, sen yapabilirsin diye düşündük. Değilim. Açığa alındım. Niye açığa alındın? Müdüre kafa attım. Ay eline sağlık. Ne acayip bir adamdı o ya. İyi tamam. Halledeceğim ben bu işi. Ne zaman yapacaksın? Akşam. Ben de. Dikkatli ol, olur mu? Tamam, sağ ol. Toprak. Fidan'ı eve bırakıp biraz konuşsak olur mu?